Arkadaşlar merhaba. Karton'un bilançosuna bakacağız. Karton sanım. Evet arkadaşlar, nakit döndürme süresi kısalmış. Bu iyi bir şey tabi. Net işletme sermaye ihtiyacında şu an için sorun yok ama her geçen gün azalıyor arkadaşlar. Sanki ihtiyaç çıkacakmış gibi. Net borç yok, şu anda 136 milyon fazlalık var. Net döviz pozisyonu 100 milyon. O da öz kaynakların %8.66'sına denk geliyor. Dövizdeki yükselişin etkisi olacak ama sınırlı pozitif etki olarak arkadaşlar. Böyle büyük bir şey beklemeyin. Nakit akışı bozulmuş. Çeyreklikte bir miktar yatırım gözüküyor. İnceleyin arkadaşlar. Stoklar 7.18 oranında azalmış. Şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Arkadaşlar ben her şeye çeyrek bakıyorum. Ama her şeye. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki artışlara bakacağız. Bir de bir yıl geriye gidip kendisine aynı şeylere bakacağız. Arkadaşlar ne gibi, hangi kalemler iyi olmuş, hangi kalemler kötü olmuş, mevsimsellik var mı yok mu ona bakacağız. Sonra gidip fiyat hareketine bakacağız. Fiyatla öz kaynak uyuşmuş mu birbirine. Sonra gidip öz kaynakları ne kadar sürede amorti ettiğine bakacağız. En son alternatif getiriyle kıyaslayacağız. Ondan sonra bir sonuca varacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada hasılattan bahsediyorum ama hasılatın tek başına artışı bir şey ifade etmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben yine de bahsediyorum. Çünkü zaten enflasyonist ortamda hasılat artmıyorsa sıkıntılı değil mi? Eğer enflasyon diyorsa ki %60 atıyorum öyle diyorsan, o zaman zaten her çeyrekte %15 büyümesi lazım değil mi arkadaşlar? Eğer büyümüyorsa kötü. Dolayısıyla bu hasılatın artışı tek başına anlamlı değil. Öz kaynaklarıyla artış şu anlamda. Ama ben yine de bahsedeceğim. Çünkü belki bir sonraki çeyrek bunları hiç bahsetmeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Ama şu anda hadi başlayalım hasılattan. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %15.34 azalırken şu anda 63.85 oranında çoğalmış. Bir önceki çeyrek 12.34'müş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş. Arkadaşlar gelelim her sattığı 100 liralık malardan ne kadar faaliyet elde ediyormuş. Geçen sene bu 13.12'ymiş. Şu anda -6.06. Bir önceki çeyrek -14'müş. Dolayısıyla bu arkadaşlar geçen senekinden kötü. Bir öncekinden iyi ama yine de negatif. Yani sevgili arkadaşlar demek ki hasılat artışının pek de bir önemi yokmuş değil mi? Faaliyet karı üretmedikten sonra bedavaya mal satmış gibi bir şey yani. Zararına mal satmış. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar net kar elde etmiş? Geçen sene bu oran 17.40'mış. Şu anda -7.35. Bir önceki çeyrek 12.53'müş. Dolayısıyla arkadaşlar bu her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Esas önemli nokta burası arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar hasılat yapmış? Geçen sene bu 55.51'miş. Şu anda 37.90. Bir önceki çeyrek 23.86'ymış. Dolayısıyla burada arkadaşlar ne var? Geçen senekine göre oldukça düşük. Bir önceki çeyrekte de iyi olmuş. Ama sonuç itibariyle şöyle bir kabataslak baktığımızda arkadaşlar son 3 çeyrektir hasılatta ciddi sıkıntılar olduğu belli değil mi arkadaşlar? 52'ymiş en son, oraya yaklaşamamış mesela işte 94'ten düşmüş aşağı doğru geliyor. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet elde etmiş? Geçen sene bu oran 7.28'miş, şu anda -2.30. Bir önceki çeyrek -3.43'müş. Dolayısıyla arkadaşlar bu geçen senekinden kötü. Bir öncekine göre hafif artı olmuş. Yani eksi olursa da hafif artı olmuş. Çünkü düşüş oranı o kadar olmamış. Gelelim net kara. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 9.66 oranında net kar elde ederken bu kez zarar etmiş. 2.78. Bir önceki çeyrek 2.99 pozitifmiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten kötü olmuş. Sevgili arkadaşlar net kar üretmekten de zorlanmış. Evet gelelim öz kaynak büyümesine. Geçen sene bu zamanlar çeyreklikte %9.36 büyürken şu anda 3.36 oranında küçülmüş. Aslında şöyle baktığınızda arkadaşlar bakın 2022-3'te başlamış küçülmeye, küçülmüş gelmiş. Şurada büyümüş gözüküyorsunuz. Neden? Orada temettü veya tahsisli bedelli olduğu için arkadaşlar. Bunu ilave ettiğinizde öyle görürsünüz. Siz şimdi burada göremiyorsunuz, ben görüyorum onu. Şimdi sonuç itibariyle ne olmuş arkadaşlar? Sonuç itibariyle bir düşüş eğiliminde
öz kaynaklar ilk kez eksiye geçmiş yıllık bazda. Bakın 2022'ye 9'da %123 büyüyen şirket oradan finale basmış. 70, 30, 11 eksi. Evet eksi. Demek şirket öz kaynaklarını yiyor demektir arkadaşlar. Bu yaklaşımımızda öz kaynaklarını yemeye başlamış. Bu da pek tasvip ettiğimiz bir şey değil. Peki fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'den bu yana gördüğü en düşük noktası neymiş arkadaşlar? 39.69'muş. Oradan bu yana öz kaynaklar %120'di büyürken fiyat %101 gitmiş. Peki neden fiyat ona eşlik etmemiş öz kaynak büyümesine? Sebebi şu arkadaşlar. O zaman pandemi vardı. Bu kağıt ambalaj sektörü pandemiden dolayı herkes evde olduğu için bunlar bir coştur arkadaşlar. Peki pandemi bitti herkes artık eve paket yapacağına gidip dışarıda yiyor, şey yapıyor. Bunların da işleri ne oldu arkadaşlar? Birdenbire kesildi. Mesela bundan kaynaklanıyor aslında. Ne oldu? Normale döndüler bunlar. Yani eski randımanları kalmadı. Yeni bir pandemi olursa belki. Şimdi halka açık konu 21, 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 2.02'ymiş. Şu anda 5.16, yaklaşık 2.5 katı. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.35 gibi cüzi bir rakam. Zaten orada da cüzi bir para vardı arkadaşlar. Böyle çok büyük bir etkisi yoktu. 8.66 öz kaynaklarının. Dolayısıyla dolar biraz çıkarsa belki biraz daha yukarı gidebilir ama bu ciddi bir etki göstermeyecek arkadaşlar. FK anlamlı değil. Neden? Çünkü yıllık kar zarar yazmış arkadaşlar. Yıllıkta kar olmadığı için FK eksi çıkmış. Piyasa değeri, defter değeri 5.16. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak da anlamlı değil getirisi. Neden? Öz kaynaklar diye yıllık bazda eksi olduğu için arkadaşlar. Şimdi gelelim ölçüm yapmaya. Ölçüm yapamıyoruz. Neden? Büyümemiz eksi olduğu için. 15 lira 47 kuruş ne kadar sürede 82.65 olacak dediğimizde vallahi kusura bakmayın ölçüm çıkmıyor. Negatif çıkıyor yani. Bunu ölçemiyoruz arkadaşlar. Ama alternatif getiriliye kıyaslayabiliriz arkadaşlar. Defter değerimiz neydi? Bizim sahip olduğumuz birim başına öz kaynak o defter değeri. İşte onu o muhasebe kayıtlarındaki her bir öz kaynak 15.47. Bunu %-1.05 oranında çoğaltırsak bir sene sonunda zarar edeceğiz. Kar bırak zarar. Şu anki performans öyle söylüyor. Peki biz 82.65'i faize koysak 36 lira. Herhangi bir duran varlık alırsak da enflasyondan kaynaklanan 45 lira kar edeceğiz. Şimdi siz zarar mı etmek isterseniz, kar mı etmek isterseniz? Zarar etmek istiyorsanız buyurun. Abi ben onu bunu anlamam. Ben fiyatı oynarım. Fiyatı da hotlatırım, zotlatırım. Tanıdığım var, Telegram grubunda abimiz var falan filan diyorsan o senin bileceğin iş. Çünkü biz fiyat alıp satmıyoruz arkadaşlar. Fiyatı kim satar? Traderler satar. Bir de şarlatanlar vardır o Telegram grubunda örgütlenip küçük yatırımcıyı ben nasıl düzerim diye hisseyi alıp götürüp yok eden teslim ederler. Hisse de zaten gitmiş 116.40'a oradan %28.99 aşağıda. Burada da kalacağını sanmıyorum çünkü zarar etmiş bir şirkete kim yatırım yapar arkadaşlar? Siz ancak şunu görmelisiniz yani yatırım yap, kar yapacağına dair bir işaret vermeli. Hem de 45 lira. Hem de %300. %300 büyüyecek ki şu gördüğünüz defter değeri 45 lira kazansın. Değil mi? Faiz enflasyonu geçsin. Bu zarar eden bir firmanın %300 büyümesini mantıklı buluyor musunuz? Ben bulmuyorum. Ne? Hangi mantıkla %300 büyüyecek ki? O zaman ne olacak? O zaman fiyat. Bak defter değeri büyüme fiyat ilişkisi. Fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki fiyat o parayı faize ve enflasyona yattığınızda şirketin getirisinin altında olmalı diyeceğim ki eksi getirinin altında nasıl olacak bilmiyorum. Ama fiyat öyle bir noktaya düşer. Piyasa defter değeri inanılmaz noktalara düşer. Sen de alırsın beklersin şirketin hasta olmuş şirketin tedavi olmasını. Bu şirket hastalanmış kendisine hayır olmamış. Kendisine hayır olmayan şirketin yatırımcısına hayır olmaz. Kimse kusura bakmasın. Neyi gördüyse onu söylüyor. Yanlış görmüşsem biri beni uyarsın desin ki bak burası yanlış şurası yanlış. Tamam, eyvallah. Yani ona kabulüm. Ama görünür burada arkadaşlar. Zarar eden bir firmaya yatırım yapılmaz. Düzeldiğini görürsen yatırım yaparsın. Bekle o zaman. Şöyle bir eksiden bir silkinsin. Bir yukarı gitsin. Görelim değil mi? Veyahut da fiyat düşsün. Defter değerinin altına gelsin. Niye? Niye defter değerinin altına gelsin? Çünkü zarar ediyor. Değil mi? Zarar ediyorsa ona defter değeri verilmez ki. Sen her yatırdıkça bu 16-18'den 15-47'ye bir daha zarar ederse
15-30'a, 15'e, 14'e, 13'e böyle gidecek mi? Bunun sonu yok ki arkadaşlar. Çok konuştum, kusura bakmayın. Böyle arkadaşlar, dediğim gibi alt sat tut tavsiyesi değil. Amacım kafanızı karıştırmak, gidip araştırma yapmak. Yapmanızı sağlamak. Almadan önce ya bu acaba ne iş yapıyor, nedir, ne değildir, niye böyle zarar etmiş, niye böyle gitmiyor, değil mi? Bunu araştırırsanız makul, mantıklı bir sebep bulursunuz. Eğer ileriye dönük bir şey de görürseniz, bir ışık da görürseniz, o zaman gider pozisyon alırsınız. Ben bir ışık göremedim sevgili arkadaşlar. Ama ışık gören de hem altına yazsın hem de anasının ak sütü gibi helal olsun para kazanırsa. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala üye olup ve bildirimi açarsanız bu da sizin elinizde olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.